Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerini iki ana başlıkta toplamaktır. İki ana başlıkta toplanır. Nedir bu iki ana başlık? Bir, denklem sayısı ile denklem sayısı eşit bilinmeyen sayısı. Birinci durum budur. Mesela 2x eksi 3y eşittir 4, x artı y eşittir 5. İki bilinmeyen iki denklem. Bir başkası x eksi 2y artı z eşittir 8. 2x eksi 3y artı z eşittir 6. X artı z eşittir 10. 3 denklem, 3 bilinmeyen. Bir, bu şekildeki denklemlerde var olan çözüm yöntemlerini net olarak bilmeliyiz. İkinci olarak ise denklem sayısı ile bilinmeyen sayısı birbirine eşit olmadığını. Denklem sayısı eşit değil, bilinmeyen sayısı olur. Bazen denklem sayısı fazla olur. 2x eksi 3y eşittir 6. X artı y eşittir 7. 2x artı y eşittir 10. 3 denklem 2 bilinmeyen var. X eksi 2y artı z eşittir 10. 2x artı y eşittir artı 3z eşittir 5. İki denklem 3 bilinmeyen. Şimdi bizim karşımıza gelen lineer denklem sisteminde ilk olarak bizim odaklanmamız gereken şey bunun bilinmeyen sayısı ile denklem sayısı aynı mı değil mi? Şimdi aynı olursa denklem sayısıyla bilinmeyen sayısı aynı olursa hangi çözüm yöntemlerini kullanabiliriz? Denklem sayısı ile bilinmeyen sayısı eşit. Bu durum. Birinci yöntem ve en sade yöntem Gauss yok etme metodudur. Gauss yok etme metodu denklem sayısı ile bilinmeyen sayısı eşit olan durumların hepsini çözer. Ve yaparken de amacı üst üçgen matris haline getirmektir. İngilizcesi upper triangle. İkinci yöntem Gauss yok etme metodunun üzerine birazcık daha eklemeler yapılarak elde edilmiş olan Gauss-Jordan yok etme metodu. Üçüncü yöntem Kremer metodu. Determinant yardımıyla denklem sistemini çözmektir. Denklem sayısı ile bilinmeyen sayısı eşit olan durumlarda Kremer metoduyla da her zaman çözüm yapabiliriz. Dördüncü yöntem, görüleceği üzere denklem sayısı ile bilinmeyen sayısının eşit olduğu durumda bütün yöntemler bizim emrimize amade. Hepsi çözüm yapabiliyor. Ters matris yardımıyla. A eksi 1 yardımıyla ya da ters matris yardımıyla diyelim. Matris yardımıyla çözme metodu. Katsayılar matrisinin ters matrisinin elde edilmesiyle denklem sisteminin çözüm metodu vardır. Hocalar bu metodu da çok severler. Çünkü çözebilmek için bir matrisin tersini almayı da bilmek gerekir. Beşinci yöntem satırca eşelon forma getirerek çözmek. Altıncı yöntem
Satırca indirgenmiş eşelon forma getirerek çünkü. Satırca indirgenmiş eşelon forma getirmekle Gauss Jordan yok etme metodu birbiriyle aynıdır. Burada özünde denklem sayısıyla bilinmeyen sayısı aynı olduğunda bize verir bir denklemi Gauss yok etme metoduyla çözün der. Veya Gauss Jordan yok etme metoduyla çözün der. Kramer'le çözün diyebilir. Ters matris yardımıyla çözün diyebilir. Satırca eşelon forma getirerek çözün diyebilir. Satırca indirgenmiş eşelon forma getirerek çözün diyebilir. Bu nedenle bütün yöntemlerde ne gibi püf noktalar olduğuna iyice hakim olmalıyız. Bu tarafa geldiğimizde, burada şunu da söyleyelim. Hiçbir yöntem belirtmezse istediğinizde çözebilirsiniz. Sonra niye bu yöntemi kullandınız diye size soramaz. Özgürüz çünkü istediğimiz yöntemi kullanmakta. Şimdi denklem sayısı ile bilinmeyen sayısı eşit olmadığında ise elimizde çok alternatif yok. Gauss yok etme metodunu unutun. Gauss Jordan yok etme metodu unutulsun. Kramer metodu direkt unutulsun. Ters matris yardımıyla çözme metodu unutulsun. Sadece elimizde satırca eşelon forma getirme ve satırca indirgenmiş eşelon forma getirme metotları kalır. Denklem sayısı ile bilinmeyen sayısı eşit olmadığında bunlar kullanılacak gibi fikirlere kapılmıyor. Hemen satırca eşelon forma getirip pivotları belirleyerek çözümler yapılır. Form yardımıyla. Pivotlar belirlenir. Serbest değişkenler, temel değişkenler belirlenip ona göre çözüm yapılır. İkinci yöntemde bunu söylemediği sürece kullanmayız, istemediği sürece satırca indirgenmiş eşelon. Eşelon forma getirerek çözüm. Bir denklem sisteminin çözümünde bizim bilmemiz gereken tüm metotlar bunlardır. Denklem sayısı ile bilinmeyen sayısı eşitken tüm metotlar çözüm yapmamızı sağlar. Denklem sayısı ile bilinmeyen sayısı eşit değilken eşelon formlara mecburuz. Bu şekilde burada yöntemlerin neler olduğunu anlattığımız videomuzu noktalıyorum. Bu yöntemlerin hepsini tamamlayıp zaten sitemizde sıralı bir şekilde koymuş olacağız. Bu şekilde bu videomuzu noktalıyorum.